Döşeme bebeği bizim yöresel kıyafetimizden esinlenerek oluştu. Baş, evet, üzerimizdeki başörtümüz, nakışlı eteğimiz, bundan esinlendik döşeme bebeği için. Sonra bebek yaptık. Bunun da bir hikayesi var. Ne zaman yapıldı bu peki bu bebeği? İki yıl önce yapıldı. Bir oyuncaktan şeye esinlendik aslında. Sonra. Ee, koleksiyonların bebeklerinden neden bizim yöresel kıyafetlerimizin bebeği olmasın diye köy kadınları toplandık bir atölye kurduk kendi çabalarımızla sonra işte birimiz eteğini yaptık birimiz başörtüsünü bu emek isteyen bir şey hepsi tek tek dokunuyor başörtümüz iğne oyası peki köyde herkes bir araya gelip bebek yapıyorsunuz evet ee, bunlar satış oluyor mu Tabii ki oluyor. Yurt dışına bile gitmişti bizim bebeklerimiz ilk başladığımız zamanlar. Şimdi tescillendi. Evet. Yani bu çok gurur verici bir şey tabii ki. Bizim yöresel kıyafetimizin bütün dünyada bilinmesi, tescillenmesi çok önemli. Benim için her şeyden önce Çok mutlu olduk bütün arkadaşlarımız bunu hani yaptığımız bir şeyin ortaya çıkmış olması, tescillenmesi çok önemli bir şey. Özellikle de köyde yaşayan kadınlar için. Hani bir sonuçta bir gelir elde ediyorsunuz. Çok büyük rakamlar olmasa da hem kültürümüzü yaşatmak adına hem de bir şeyler kazanmak adına, bir şey üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz tabii ki. Peki e, ilk yaptığınızda bu kadar edip iyi göreceğini tahmin etmişsin. Kesinlikle etmişsiniz. düşünmemiştik. Hatta böyle aralığımızda gülüştük. Hepimiz orta yaşın üstünde hanımlarız, yapanların birçoğu. Hatta gülüştük. Önce ağzını koymadık. Neden gürcülerin işte ağzı mı yok denildi. İşte sonra geliştirdik her seferinde. Başka bir şey güzelleşti, daha güzelleşti hepimiz dedik abi bebek yapıyoruz ne alacak onun yerine tarana yapıp satsaydık falan diye de düşündük. İlk Ama yaptığınızda yüzü yok muydu? Yüzü yoktu ilk yaptığımızda. Sonra geliştirerek e, hani kıyafete dikkat çekmek istedik biz. Yöresel e, bir Kıyafetleri. kıyafetlerimizi yansıtan Hı, hı. Ee, hem biraz ilgi çekici obje, her evde olsun. E, torunlarımıza, çocuklarımıza, e, geleneklerimiz, gönüleklerimizi iletebilmek için iyi bir e, bir şey bence. Nasıl ya. peki ilk yaptığınızda çok iyi ilgi gördü mü? Valla biraz mücadeleci oldu tabi, Biraz işte içini doldurması, iğne oyasının orijinal olması, eteğinin aslında elle yapılması. Bunların hepsi çok büyük emek. Hı -hı. İğne oyası zordur. Ee, herkes yapamaz. Önce bir biraz el emeği lazım, elinin alışması lazım. Eteğinin de kaneviçe, bilmiyorum kaneviçeyi biliyor musunuz? Tek tek iğneyle yapılan, şu anda üstümde gözüktüğü gibi. Ee, biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz ama biraz gençlerimiz asimile oluyor. Onların da bunları kabul edebilmesi için verilen bir uğraş. Zor ee, mu? aslında çok emekli bir şey. Bunun maddiyatla değeri hiçbir zaman ölçülemez. Bence her Gürcü evinde bir tane bebeğin olması lazım. Kimin e, maddi e, olanağı varsa arkadaşına hediye alması lazım. Bunun yanında da bir sürü yöresel bir şeylerimiz var. Herkes bir şeyle dünyada bir objesiyle kendini ifade etmek istiyor. Biz de bununla ifade etmeye çalıştık. Oradan bu tarafa bizim gelişimiz 150 yıl oldu. 150 yıldır bizim kadınlarımız, e, genç kızlarımız halen bu oyalı eteği ve dantelli başörtüyü giymektedirler. Biz bu kültürümüzü kaybetmedik. Kültürümüzü geçmişe taşımak için bir şeyler yapalım diye düşündük ve sonunda bizim köy kadınlarımızla görüşerek Gölcük Belediyesi Kent Konseyinin desteğini de alarak köyümüzde bu kendi kıyafetlerimizi bir bebeğe giydirip bunu e, ilerilere taşımak, daha uzun süre bu geleneklerimizi, göreneklerimizi e, gelecek nesillere taşımak için böyle bir e, oluşum oluşturduk ve bunun içerisinde işte bayanlarımız, kadınlarımız e, burada bir ufak atölye açtık. Bu atölyede bebekler üretildi ve bu bebeklere kendi yöresel kıyafetlerimizi giydirdik.